Çok kıymetli üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Ben de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu güzel buluşmanın sahibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza ben de teşekkür ediyorum. Kıymetli katılımcılar, şiddetin her türlüsünü olduğu gibi kadına yönelik şiddeti de asla kabul etmiyoruz. Bu sorunun çözümüne yönelik her türlü çalışmayı, girişimi en güçlü şekilde destekliyoruz. Bizim kültürümüzde, örf ve adetlerimizde, devlet anlayışımızda toplumun en temel yapı taşı ailedir. Ve aileyi kuran da, ayakta tutan da kadındır. Sağlıklı bir aile kurumu olmadan gerçek manada bir milletin varlığından söz edemeyiz. Dolayısıyla aile varsa millet vardır. Millet varsa devlet vardır. Bu anlayışla kadınlara yönelik her türlü şiddeti, olumsuz tavrı ve davranışı sadece o kadının şahsına değil, milletimize, devletimize ve binlerce yıldır sahip olduğumuz değerlerimize de yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Bu perspektifte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2011 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurularak kadına şiddetin önüne geçmek için aileye ve kadınlara yönelik politikaları en üst seviyede etkin kılmak hedeflenmiştir. Yine bu kapsamda 2012 yılında çıkarılan 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu kabul edelim yeni bir çığır açtı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede öncelikli politikaların belirlendiği 3. Ulusal Eylem Planı 2016-2020 yılları arasında hayata geçirilmişti. 2021-2025 yıllarını kapsayan kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili tüm tarafların katkı ve katılımlarıyla yürürlüğe konuldu. 5 ana hedef üzerine inşa edilen bu eylem planı 66 alt hedef ve 218 faaliyet başlığından oluşuyor. Kıymetli katılımcılar, kadınların siyasi olsun, sosyal olsun, hayatın her alanında gösterdikleri gayreti bir lütuf ya da imtiyaz değil, bir hak mücadelesi olarak görüyoruz. Evde, fabrikada, tarlada, ofiste maruz kaldıkları ayrımcılıkları elinin tersiyle iten, bu anlayışların üstesinden gelen tüm kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kadın ve erkek birey birey olarak gönül dünyamızda, fikir dünyamızda da, yasalarımızda da hür ve eşittir. Ve böyle olmaya da devam edecektir. Üstünlük üretkenliktedir, gayrettedir, verilen emektedir, erdemdedir. Peygamber Efendimiz kadınlarla ilgili çağları aşan mesajını veda hutbesinde şu sözlerle vermişti. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Değerli katılımcılar, milli mücadelenin en ateşten günlerinde o büyük destan Türk kadınlarının, şerife bacıların, nene hatunların, gör desti makbullerin insanüstü gayret ve çabalarıyla yazıldı. O isimlerin her biri milletimizin vicdanında ve tarihin altın sayfalarında yerini almıştır. Cumhuriyetimizin banisi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk de dünyada her şey kadının eseridir diyerek kadının hak ettiği değere vurgu yapmış. Bu düşünceden hareketle yine kadınlar için hayatın her alanında önemli reformlara imza atmıştır. Çünkü kadını dışlayan bir anlayış sahip olunan insan zenginliğinin yarısından vazgeçmektir. Bugün geldiğimiz noktada ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılı olarak isimlendirdiğimiz bu yeni dönemde hedeflerimize ulaşmakta yine kadınları baş aktör olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle Türkiye yüzyılı kadınların yüzyılı olacaktır. Türkiye'mizde birlik ve beraberlik içinde hayata geçiriyor. Kadına şiddetin adının dahi anılmadığı bir Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz. Bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlerken İçişleri Bakanlığı olarak bizler de kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, asayiş başlığımız içinde en önemli çalışma alanlarımızın başında aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele gelmektedir. Bu alanda birçok projeyi ve yenilikleri hayata geçirdik. Elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok olası şiddet vakasını önlemeyi başardık. Şu an itibariyle aktifte 720 elektronik kelepçe uygulamamız var ve bu kapasiteyi 1500'e çıkardık. KADES uygulamamız da bu alanda verdiğimiz mücadelede çok önemli bir yere sahip. Hayata geçirildiği günden bugüne 6 milyona yakın kişi tarafından indirilen KADES uygulamasında 1 milyonu aşkın bugüne kadar ihbar geldi. Bu ihbarlar en hızlı şekilde değerlendirildi ve en yakın güvenlik birimlerimizce müdahalede bulunuldu. Emniyet ve jandarma teşkilatımızda kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayımız 1267'ye yükseltildi. Bu mücadeleyi verirken şiddet programlarını yaygınlaştırmak da en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Son bir yıl içerisinde 250 bini aşkın kolluk personelimize kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik eğitimler verdik. 65 binin üzerinde koruyucu tedbir, 684 binin üzerinde önleyici tedbir kararı alındı. Fakat tüm bu çalışmalarımıza ve mücadelelerimize rağmen 2023 yılında çok üzülerek ifade ediyorum ki maalesef 300 kadın şiddet kurbanı oldu. Bu cinayetlerdeki toplam şüpheli sayısı 284'tü. Bu şüphelilerden 208'i tutuklandı, 71'i intihar etti. Firarda olan 5 şahsı yakalama çalışmalarımız da devam ediyor. Bir kadının, bir annenin gözünden yaş akmasın, bir hayat daha solmasın diye elimizden geleni değil, elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekiyor. Eğer ülkemizde bir kadın huzurlu değilse, bir kadın yaşamından endişe duyuyorsa, bunun ortadan kaldırmak sadece bizim değil, hepimizin en büyük görev ve sorumluluğudur. Bu noktada kadına şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyor ve bu konuda mücadelemizi diğer bakanlarımızın ifade ettiği gibi İçişleri ailesi olarak biz de sıfır tolerans ilkesiyle en üst seviyede sürdürüyoruz. Değerli katılımcılar, kadına yönelik şiddet zehrinin panzehri nesillerimizi
doğru yetiştirmekten geçiyor. Yazar Turgut Cansever üzerinde düşünmemizi gerektiren sarsıcı bir uyarıda bulunuyor. Ne diyor? Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesiller imar ettiğiniz şehri imha eder. Toplumu huzursuz eden bu sarmalın ilacı sevgidir, saygıdır ama her şeyden önce eğitimdir. Bu bağlamda biz bakanlık olarak tüm birimlerimizle bu önemli konudaki çalışmalarımızı üstün bir hassasiyet ve görev şuuru ile yerine getirmeye devam ediyoruz. Bizler kadına yönelik şiddete karşı etkin bir mücadelenin başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, sendikalarımız, meslek kuruluşlarımız, özel sektör temsilcilerimiz, medyamız ve halkımızla birlikte topyekün bir seferberlikle başarıya ulaşacağımızın farkındayız. Bu duygu ve düşüncelerle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılının bu ilk günlerinde gerçekleştirdiği birinci toplantısını bugün burada bulunan ve kurulun çalışmalarına katkı sunan siz kıymetli katılımcılara canı gönülden teşekkür ediyorum. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizin bir kez daha altını çiziyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Değerli basın mensupları, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu birinci toplantımızın bundan sonraki bölümü basına kapalı olarak devam edecektir. Basın mensuplarımıza anlayışları için teşekkür ediyoruz.